Fark et, düşün, hisset, yaşa. Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizle yayınımız başladı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar telefon hattımızın diğer ucunda. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz, hocamızla Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde hem de kitabımızı yavaş yavaş sizlere özümsetmeye aslında çalışıyoruz. Belki doğru kelime budur. Olumsuz duygularda kalmıştık geçtiğimiz hafta. Evet. Bugün yine bu duygularla devam edelim. Hemen de hocamıza geçmiş haftanın da hatırlatması olarak anlatmasını rica edelim. Olumsuz duygular hayatımızda nasıl ortaya çıkıyor? Biz bunları nasıl fark ediyoruz diye başlayalım hocam, dilerseniz. Şimdi çözüm, geçen hafta çözümün haritasına başlamıştık. Artık hani anlattık tamam da bunları nasıl değiştireceğiz kısmı aslında asıl şimdi başladığımız şey. Evet. Tabii dinleyicilerimiz de bu kadar bölümdür ne dinledik diye düşünebilirler ama öncelikle anlaşılması gerekiyor ki ardından çözüm. Hani bir şeyi anlamadan onu çözemeyiz. Evet. Önce ne olduğunu anlamamız gerek. Bizim zaten terapide de veya hekimlikte de önce yöntemimiz anlamak, teşhis koymak ki işin en önemli aşaması. Evet. O zaten kendiliğinden aslında çözümü de getirir beraberinde. Şimdi bu anlamda da duygular aslında aynı sırayı izleyeceğiz kabaca. Duygularla yine başlıyoruz. Niye duygularla başlıyoruz? Çünkü genelde ilk fark ettiğimiz şey yani öznel olarak duygulardır. Özellikle de olumsuz duygular. Niye hatta kitapta olumsuz duyguların farkına varmak dedim. Ben duyguların farkına varmak demedim başlığa. Şundan dolayı, şimdi mesela ben bu programı yapmadan önce ya da size bağlanmadan önce ya da bağlandıktan sonra işte istekli, hevesli ve mutluyum. Yani olumlu bir duygu içindeyim. Ama bu olumlu duygunun bana gösterdiği çok bir şey yok. Çünkü zaten o duygu kendiliğinden ona uygun davranışı da getiriyor. Hmm. Yani o program teklifini kabul etmek, daha sonra işte saati geldiğinde işte çağrıya cevap vermek, konuşmayı yapmak, sorulara cevap vermek gibi otomatik işliyor. O nedenle hani pozitif duyguların genel olarak bize çok fazla öğrettiği bir şey yok ama olumlu duygu dediğimiz, pozitif duygu dediğimiz heves, isteğin problemli olduğu veya dikkat etmemiz gereken bir iki durum olabilir. Örneğin ben bir kumar bağımlısı olsam ya da işte madde bağımlısı olsam ve önüme kumar oynama ya da madde kullanma imkanı çıktığında duyduğum heves, istek veya bir yönelim ya da mutluluk, bakın pozitif bir duygu. Evet. Ama çok da iyi değil onun işaret ettiği şey. Şimdi tekrar ama olumsuz duygulara dönersek istisnasız. Şimdi bir olay yaşadığımızda, yeni bir duruma girdiğimizde, bir bizim açımızdan önem taşıyan bir şey olduğunda buna eşlik eden bir duygusal tepkimiz olur. Şimdi biz duyguları olumlu olumsuz diye ayırıyoruz ama bu hani iyidir, kötüdür anlamında değil, anlaşılmasın. Değil, bazı evet. insanlar öyle anlıyorlar evet. işte olum ne demek olumsuz. Hayır. Yani insanların o duyguyu nasıl yaşadığı, yani olumsuz duygu dediklerimizde genelde insanlar rahatsızlık hissi yaşıyor, onu kısa tutmaya çalışıyor. Olumlu duygular dediğimizde ise insanlar onu daha da fazla yaşamak, yaşamaya çalışıyorlar. Ama peki duygunun iyisi kötüsü olmaz da neye olur? Duygunun işaret ettiği şey iyi ya da kötü olabilir. Eğer biz duygunun neye işaret ettiğini anlayabilir, değerlendirebilirsek o zaman o duyguyu da amacına uygun bir şekilde kullanmış oluruz. Duygu bizim mesela görme gibi, duyma gibi, dokunma gibi işte çeşitli duyusal becerilerimiz var, duyu organlarımız var. Duygu da psikoloji anlamında en önemli organlarımızdan birisi. Bir tür işaret sistemi. Ve bu işaret sisteminin temel görevi diyebilirim, ne istiyoruz ne istemiyoruz bunu göstermek aslında.
Ha, istediğimiz ya da istemediğimiz şeyler bizim için iyi ya da kötü olabilir ama sonuçta duyguları olmayan bir insan işte hayatta ne istediğini ne istemediğini bilmeyen bir insan haline gelir. Şimdi duyguyu başlı başına kendisi iyi ya da kötü bir şey değil de anlaşılacak bir işaret gibi gördüğümüzde o zaman çözümün de ilk adımını atmış oluruz. Şimdi örneğin diyelim ben bu şey öncesi işte program öncesi bir efendim kaygı yaşasam o kaygıyla birlikte de işte konuşamayacağım, anlatamayacağım, işte rezil olurum gibi düşüncelerim olsa doğrudan doğruya benim hedefim o kaygıyı, korkuyu azaltmak olursa ne yaparım? Telefon ederim işte yapımcımıza. Efendim bir rahatsızlığım var, ben bugün konuşamayacağım derim. O da tabii hocam rahatsızlığınız geçince konuşursunuz der. Belki işte geç oldu ama iptal edelim, ne yapalım der. Sonra da ne olur? İlk anda ben rahatlarım hani. Oh, kurtuldum hani. Neden kurtuldum işte? O anlık durumdan olmak. Kurtulmuş evet. Olursunuz. Aslında ama ben onu kafamdaki durum gibi görmüyorum da gerçekten işte rezil olurum, kötü konuşurum, insanlar beğenmez gibi görüyorum. Şimdi bu da bir duygu, utanç duygusu. Peki bu duygu nasıl çıktı? Bu duygu daha çok aslında benim, siz çok güzel ifade ettiniz, düşüncelerimin sonucunda çıktı. Gerçekten o dış olay değil. Aslında o olayla ilgili düşüncelerim bunu tetikledi. İnsanlarda gerek dış dünyada olan biten şeyler, gerekse iç dünyamızda olan biten şeyler bu işaret sistemini yani duygusal sistemimizi harekete geçirebilir. Bizim de amacımız ilk olarak bu işaret sistemi neye işaret ediyor, nelere işaret ediyor bunu anlamak. Burada dediğim gibi eğer fonksiyonel olmayan zararlı bir şey var ise o zararlı şeye dönük istek, heves mesela olumlu bir duygu olmasına rağmen aslında ona uymak olumsuzdur. Bizim olumsuz gibi gördüğümüz korku, kaygı gibi durumlarda yine ilk anda ne istemediğimize yönelip işte bu korkuyu, kaygıyı yaşamak istemiyorum deyip kaçındığımızda ona uygun kaçınmayla istemediğimize dönük duyguyu anlayarak hareket ettiğimizde yine bize uzun vadede zarar verir. Bunu görebilmek için ben özellikle insanların hani çözüm kısmı ile ilgili belki ilk adımı olumsuz bir duygu yaşadıklarında ilk fırsat buldukları anda tabii kumar ve bağımlılıkla ilgili durumlarda dediğim gibi. O işin farklı boyutu. Evet hocam haklısın. Orada da tam tersi bence. Evet. Olumlu bir duygu yaşayıp da efendim kumar ya da bağımlılıkla ilgili davranışı yaptıklarında sonrasında ilk fırsatta kendi kendilerine kaldıkları anda ya ne oldu ne bitti, ben ne düşündüm, ne hissettim ve ne yaptım. Ardından da o duyguyla birlikte ona eşlik eden aslında isteği ya da ideali neydi? Örneğin ben yine kendimden örnek vereyim işte anlaşılır olsun diye deminki örnekten gideyim. İşte ben ne hissettim? Kaybı hissettim. Ne düşündüm? İşte konuşmayı yapamayacağım, insanlara rezil olacağım. Davranış olarak ne yaptım? Telefon ettim ve hastayım, bugün konuşamayacağım dedim. Şimdi buradaki kaygı duygusu neye işaret ediyor? Ben İyi bir konuşma yapmak, işte insanlara bir şeyler vermek ya da beğenilmek istiyor. Buna işaret ediyor. Peki neyi istemediğime işaret ediyor? İşte rezil olmak istemiyorum, kötü bir konuşma yapmak istemiyorum. Peki bunun farkında mıyım zaten? Hani rezil olmak istemediğimin ve kötü bir konuşma yapmak istemediğimin, insanlar tarafından eleştirilmek istemediğimin gayet de fazlasıyla farkındayım ve zaten o yüzden dolayı kaçınıyorum. Evet, aslında hocam sözünüzü kestim. O kadar güzel bir örnek verdiniz ki şimdi günümüzde topluluk önünde konuşmaktan çekinen, korkan belki milyonlarca insan var. Yani çok iyi ölüm bir profesör olabilir. Ölüm korkusundan sonra ikinci korkuymuş.
Evet, hocam, onu biliyorum, duydum ama gerçekten şu anda benimle aynı fikri paylaşan pek çok dinleyicim olduğuna eminim. Evet, çok iyi çalışılmış bir ders olabilir, çok iyi eğitim verilecek bir konu olabilir ama o topluluğun önüne çıktıklarında, o mikrofonun başına geldiklerindeki o heyecan, onların anlatacakları konuyu tamamen yok edip hatta Tabii. mikrofonun karşısına çıkmaktan korkan ve çekinen nice kişi var. Yani çok güzel bir örnek verdiniz aslında, kendinizden örnek vererek Şeyde hani bu konu King's Speech anlamında. diye bir film var. Çok harika bir film. Bir İngiliz konuşma problemi olan bir İngiliz kralının yaşamını anlatıyordu. Orada hani onun o işte halka hitap konuşmaları oluyor radyodan. O konuşma öncesi yaşadığı kaygı, sıkıntı aslında onun çok hoş bir örneği. Yani kral da tanımıyor, değil mi? Herkes için geçerli bu tür Evet, o korkular. yüzden çok çok önemli bir örnekle aslında sevgili dinleyicilerimiz, hocamızla birlikte devam ediyoruz. Hocam, tekrar ben sözü müsaadenizle size bırakayım. Estağfurullah. Şimdi burada benim işte bu durumda tabii ki o anda refleksif olarak ne yapıyorsak yaparız genelde. Hani ama daha sonrasında iş işten geçmiş değil. Daha sonrasında o olumsuz duyguyu yaşadık ya. Peki şu soruyu sormalıyız. Yani ben aslında peki ne istiyorum? Ben düzgün konuşmak, başarılı olmak, insanlar tarafından beğenilmek istiyorum. Ardından geçeceğimiz adım. Peki ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Konuşma teklifini reddettim. Peki konuşmadım. Peki ben konuşmadığımda başarılı bir konuşma yapmaya, insanlar tarafından beğenilmeye, hani buna dönük bir davranıştan bulundum. Hayır. Sadece ve sadece görünmedim. Ve görünmeyen bir insanda başarılı da olamaz, bir şey yapmayan insan başarılı da olamaz. Görünmeyen bir insan beğenilemez de aynı zamanda. O zaman da ne oldu? Aslında yaptığım diğer şey de bu sefer beni ideallerimden, isteklerimden uzaklaştırdı. Uzaklaştırdı. Yani korktuğum başıma gelmesin diye yaptığım şey benim yaşamımı fakirleştirdi. Hayatta olmak istediğim noktadan beni uzaklaştırdı. Şimdi bu kayıt çalışmasının bile bu bağlamda çok önemi var. Ama bu kaydı yaparken kişinin hani bir dışarıya çıkıp böyle kendisine bir nevi yüksekten bakar gibi ne oldu ne bitti? İşte efendim radyodan konuşma için aradılar. Ve ben de işte ne yaptım? Kusura bakmayın hastayım efendim konuşamayacağım dedim. Peki o anda ne düşündüm, ne hissettim, kaygım ne boyuttaydı? Bunları bir kaydedip bir durum tespitiyle işe başlamak. Bunları Hani yazmak faydalı mı hocam, yoksa sadece hani zihnimizden geçirmek yeterli mi? ben kesinlikle yazmayı tavsiye ederim. Neden dolayı? Şimdi bizim bu bilişsel kuramda, psikolojide düşüncelerimizle ilgili düşüncelerimize bakış, düşüncelerimize algımızla ilgili algılarımız vardır ki biz bunlara metacognition diyoruz. Hani düşünceyle ilgili düşünmek, düşünme üzerine düşünmek. Şimdi düşüncenin içsel bir süreç olduğunu kişinin anlaması için çok faydalı oluyor. Yani biz buna bilişsel uzaklaşma da diyoruz. Kendi düşüncenizi bir kağıt üstünde gördüğünüzde bunun bir gerçeklik değil de bir düşünce olduğunu daha çok fark etme Sanki bir roman şansınız var. okuyor gibi okuyor belki sonrasında, değil mi? Evet, Hani bir hikayenin bir kahramanıymış kesinlikle, gibi. kesinlikle. Şimdi kendine dışarıdan bakmak, kendine uzaktan bakmak. Eski Doğu Alman oyun yazarı Bertolt Brecht'in ki işte toplumsal gerçekçi bir oyun yazarı. Onun oyunlarında olan ve daha sonra da sinemada, tiyatroda çok kullanılan bir teknik var. Yabancılaştırma etkisi denilen. Diyelim oyuncular 1945'te geçen bir oyunu oynarken işte bugünkü güncel bir şeyle ilgili birden konuşurlar. Ne bileyim Covid salgınından konuşur. Hani yıl 45, 45'te geçen bir oyun neden yani bu şu güncel bir şey konuşuyordu ve Brecht'in burada yapmaya çalıştığı şey şu izleyiciye göstermeye çalıştığı şey. Bu izlediğiniz şey bir kurgu, oyun. Gerçek olan sizin yaşadığınız şey. Gerçeğin farkında olun. Unutmayın, kendinizi kaptırmayın. Biz de
İşte aynı şekilde düşüncelerimizi o kadar kendimizi kaptırıyoruz ki durup bir ya aslında bunlar benim düşündüğüm şeyler. Ben rezil olacağımı düşündüm, kötü konuşacağımı düşündüm ve bu düşünceyle birlikte bir heyecan duydum ve bugün hastayım konuşamayacağım diye bir şey söyledim. Bunun ne olduğunu görmesi. Bu çok önemli bir şey. Bir de bu düşüncelerimizi irdelerken biz çoğu kere olaylarla düşünceleri veya kafamızda sanki soru işareti gibi olan şeylerin altında yatan düşünceleri de bulmalıyız. Şunu demek istiyorum. Mesela diyelim ya işte gelip haftaya radyoda konuşma yapar mısın diye bir şey teklif geliyor. Ya acaba heyecanlanır mıyım? Hani biz böyle soru işaretli cümleler de aklımıza gelebilir, zihnimizden geçebilir. Aslında onların hepsi düz cümledir. Yani şunu kastediyorum, zihnimiz soru sormaz. Aynen. Çünkü on ya heyecanlanır mıyım içinde ne var? Heyecanlanabilirim de, heyecanlanamayabilirim de. Zaten heyecanlanmayacağım kısmı rahatsız etmeyeceği için sizin çok güzel dediğiniz gibi onun aslında heyecanlanacağım, konuşamayacağım vesairedir. Onları da tanımlayıp bunu not etmek ve olay nedir? Bazen çünkü olayları da olay diye yazdığımız şey yorumdur. Mesela siz diyelim tamam hocam burada bitirebiliriz dediğinizde diyelim ben öfke duyuyorum. İşte bana sormadan bitirdi, beni adam yerine koymadı diye düşünüyorum. Şimdi bunu çoğu insan ne oldu? İşte efendim sunucu beni adam yerine koymadı. Halbuki olay bu değil ki. Artık bitirelim hocam dedi sunucu ve ben bunu beni adam yerine koymamak gibi yorumladım. O benim yorumum aslında. Çoğu insan o olayla yorumu da karıştırır. Onları ayırt etmek de çok önemli. Evet, yani ben aslında fazla mı konuştum? Yok hocam, yok. Ben yani şu anda size böyle hani keşke stüdyoda olsaydınız da size ne kadar dikkatli bir şekilde böyle bütün gönül gözümle dinlediğimi hissedecektiniz. Evet. Şu anda ben inanıyorum ki bütün dinleyicilerimiz aynı şekilde sizi dinliyorlar. Çünkü çok çok önemli bir konu. Yalnızca Türkiye için değil, insan çocukluğundan beri hep aslında... Hey, diyorsunuz ya bir ideali vardır. Çıkıp o bütün okulun önünde şiir okumak öğrenciyken. Tabii. Sonra liseye gelir, sonra üniversiteye gelir. Bütün öğrenci arkadaşlarının önüne çıkıp bir konu hakkında slayt hazırlayıp sunum yapmak. Sadece bu değil ki. Sonra hayata atılıyorsunuz ve bulunduğunuz iş ortamında mutlaka nice sunumlar yapmak zorunda kalacaksınız. Yani aslında topluluk önüne çıkmak ve birilerine mikrofondan ya da bir kalabalığa bir şey anlatmak sizin az önce söylediğiniz gibi yani ölümden sonraki belki ikinci korku. Dolayısıyla çok çok önemli bir konu ve ben bütün dinleyicilerimizin şu anda pür dikkat sizleri dinlediğine eminim. O yüzden hocam ben yine müsaadenizle mikrofonu size bırakacağım. Lütfen devam edebiliriz hocam. Şimdi aslında ben özellikle hani bir şeylerin soyut değil de böyle daha somut anlaşılması için hep örnekler daha faydalı olduğuna inanıyorum. Yoksa hani kuramsal olarak çok şey konuşulabilir. Şimdi bir diğer şey bizim ne yaptığımıza da çok dikkat etmek. Yani ben ne yaptıysam hani bir kamera ne gösterildi onu not etmek. Çünkü bizim az ya da çok hani bu dünya üzerinde diğer insanlar üzerinde bir etkimiz var. Ama bu etki hangi yolla oluyor? Konuşmalarımız ve davranışlarımızla. Yani ben ne konuştum, ne dedim ve ne yaptım. Bunu da farkında olduğumuzda aslında böyle çok güzel bir şekilde ilk adımı atmış oluyoruz. Yani şöyle şöyle oldu, ben şöyle hissettim, şöyle düşündüm ve şunu yaptım. Bu süreç çok önemli. Daha sonra tabii arkasından bunu yazdıktan sonra çok belki de hemen davranışın altında düşünmemiz gereken bir başlık. Peki ben ne istiyordum? Yani hem o olay için ne isterdim hem de hayatım için genelde ben nasıl bir insan olmak, nasıl bir hayat yaşamak istiyorum. Ama tabii ki otantik olarak o duygunun, o duyguyla ilgili olarak hayattaki isteğim ya da idealim. Çünkü
efendim ben şöyle bir insan olmak istiyorum, yok şöyle yapmak istiyorum falan çok şeyler diyebilir insanlar. Ama onu en otantik şekilde aslında olumsuz duygularımız gösterir. Yani olumsuz duyguların içinde bizim hayatta en değer verdiğimiz şeyler, en önem verdiğimiz şeyler barınır. Bir anlamda onlar bence bir hazine. Belki o hazine hani böyle midyelerin içinde hani olur inciler, onun evet. gibi yani onu birazcık açmak lazım. Bu yaptığımız şey de onu açma yönünde bir adım. Önemli bir adım evet. diye düşünüyorum. Şimdi hocam o yazı evet. işlemini gerçekleştirdik ve önümüze aslında evet. ne hissettiğimizi koyduk. Evet. Sonrasındaki aşamayı hani şimdi mi anlatmak istersiniz evet. yoksa önümüzdeki hafta mı devam edelim şimdi, daha detaylı bir şekilde size bırakayım. O aşamaya geldik şu anda ve o aşamayı girersek birazcık detayına girmemiz evet. gerek. O zaman önümüzdeki haftaya bence bırakalım. Öbür haftaya bırakalım. Oo, çok ona heyecanlı bir yerinde kaldı yalnız sevgili dinleyiciler şu an. Evet. Hocamızla sohbetimiz. Hocam sizinle sohbet ederken böyle gerçekten kendimi bir arkası yarın programında gibi hissediyorum. ve sonrasında ne olacağını merakla inanın bekliyorum. Evet. Ben dinleyicilerimizin de öyle hissettiklerini düşünüyorum. Demek ki biraz yayıncılık şeyini ben de siz de evet hocam. Artık siz de bizden oldunuz. Sağ olun. O zaman biz dinleyicilerimizi biraz meraklandırmış olalım. Bugün hocamız da bizi o kaygıya sürükleyen düşünceleri kağıda dökmüş olduk. Hocam o zaman şöyle bir ödev verelim mi dinleyicilerimize? Onlar da şimdi kendilerine kaygı duydukları olur. Bir not çizelgesi hazırlasınlar. Kaygı, korku, üzüntü, ne dersiniz? Olabilir. Kızgınlık, evet süper olur. Tamam o zaman hocamdan da... Ödev de vermiş olduk. O zaman hocamdan da kabulü evet. aldıktan sonra ben evet, sevgili kesinlikle. Dinleyicilerimize küçük bir ödev vermiş olayım bu noktada hocamızın izinleriyle. O zaman herkes sevgili dinleyiciler bizi dinleyen ve önümüzdeki haftayı sabırsızlıkla bekleyeceğini düşündüğüm sevgili dinleyicilerimiz kaygı duyduğunuz bir olayı hatırlamanızı ve bunu kağıda dökmenizi rica edeceğiz. Hocam peki sırayla neleri yazsınlar bir kez daha hatırlatalım. Tabii. Önce ne oldu ne bitti? Ne oldu hani ne bitti? Kamera olsa ne gösterirdi objektifliğinde? Ben o sırada ne düşündüm? Zihnimde neler vardı? Duygusal olarak ne hissettim? Davranış olarak ne yaptım? Ve o duygu, o yaşadığım duygu benim yaşamdaki ya da kendimle ilgili hangi istek veya idealime işaret ediyor? Hmm. Örneğin ben insanlar tarafından beğenilen, takdir edilen birisi olmayı istemesem hiç rahatsız olmam, işte kötü konuşmaktan, ne bileyim beğenilmemekten hiçbir rahatsızlık duymam. Evet. Hatta beğenilmemeyi istiyorsam hoşuma bile gidebilir ama demek ki ben beğenilmeyi istiyorum gibi kendi istek ve ideallerini de bulmaya çalışsınlar. Evet, o zaman ödevimizi de vermiş olduk sevgili dinleyicilerimize. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ben ne zaman zaten siz dinlesem böyle çok farklı duygular içine giriyorum. Sesinize, solunuza, çok yüreğinize sağlık. Sağ olun. Önümüzdeki hafta inşallah o heyecanlı yerden kalmaya kaldığımız yerden hocamızla devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Siz de lütfen az önce belirttiğimiz gibi önümüzdeki haftayı eğer sabırsızlıkla bekliyorsanız o kaygı çizelgenizi hazırlayın. Ve önümüzdeki hafta bakalım bunun üzerine neler koyacağız hocamızla evet. birlikte. Hocam tekrar sevgi ve saygılarla çok teşekkür ediyoruz, zorluyoruz sizi. Ben teşekkür ederim, sağ olun, iyi programlar diliyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar telefon hattımızın diğer ucundaydı. Fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizde kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz söyleşimize. Şimdi güne bakan müzikle devam ediyor.